Ne istemiştiniz? Müdür beyle görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı? Hayır. O zaman bu mümkün değil. Siz görüşmek istediğimi bildirin. Bugün çok meşgul. Siz bildirin. Lütfen ısrar etmeyin. İsrar ediyorum. Mustafa Bey'e kim görüşecek diyeyim? Adınız nedir? Bir adınız var değil mi beyefendi? Var. Peki nedir? Hikmet. Soyadınız? Karşı. Adım Hikmet Karcı. Hikmet Bey, yani kusura bakmayın ama Hikmet Karcı olduğunuzu iddia ediyorsunuz da. Ben bunu nereden bileceğim? Ben yıllardır bu şirkete bağlı olduğumuz holdingin yönetim kurulu temsilcisinden almış olduğum talimatlarla yönetiyorum. Şimdi siz gelip... Yönetim kurulu temsilcisinin adı ne? Bunu söyleyemem. İddia ettiğiniz gibi Hikmet Karcıysanız sizin bunu bilmeniz lazım gelmez mi? Lazım gelmez. O statüdeki insanları tanımam lazım gelmez. Hakaret etmeyin ama sizi de bu yüzden tanımıyorum. Yönetim kurulu temsilcisi kime bağlı olarak çalışıyor? Aferin. Aferin. İşine sadıksın. Karcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İmare. Meşgul bir zattır. Öyle ha deyince görüşemem. Hikmet Karcı'nın talimatıyla aradığınızı söyleyin. O zaman görüşür. Bu imzayı Karcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekiline götür. Hikmet Karcı olduğuma inandığın zaman Karcı Holding'in en büyük hissedarı olduğuma da inanman gerekecek. O zaman şimdi sana vereceğim şu talimatı yerine getirmemen için hiçbir neden kalmayacak. Cemile Akarsu. Adresini de yazıyorum. Cemile Akarsu bu adreste oturuyor. Ona fabrikalarımızdan birinde iş vereceksin. Evine en yakın olan fabrikada. Sakın zaman kaybetme. Birkaç gün sonra gelip senden durumla ilgili bilgi alacağım. İşini iyi yapan birine benziyorsun. Devam etmek istiyorsan dediklerimi harfiyen yerine getir. Cemile Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Ben Karcı Triko Anonim şirketinden geliyorum. Şirketin müdürü Mustafa Bey bugün sizinle görüşmek istiyor. Benle mi? Cemile Hanım siz değil misiniz? Evet. Sizinle. Niye? Zannediyorum bir iş meselesi. Nerede görüşeceğiz? Şirketin bürosunda. Orası neresi? Ha. Buyurun, bu Mustafa Bey'in kartı. Üzerinde bir onun adresi yazıyor. İyi günler. İyi günler. Gitsen mi? İstersen git anne. Ne bileyim, çekiniyorum. Kim bilir kimin nesi. Hem beni nereden tanıyor ki?
işte olsa ne iyi olur. Ya benim bir saat kadar vaktim var anne. İstersen beraber gideriz. Osman da gelir. Vallahi ne iyi olur, gideriz beraber. Gelecek mallar için ayrıca nakliye masrafı ödemeyeceğiz. Evet. Dağıtım aynı kamyondan yapılacak. Tamam. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben Cemile. Mustafa Bey diye biri benimle görüşmek istemiş de. Cemile Akarsu. Akarsu eski soyadım. Şimdi yeniden Karaboğa oldu. Karaboğa. Cemile Hanım geldiler. Tamam kızım, gönderin. Peki. Mustafa Bey sizi bekliyor. Buyurun. Girin. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Kızım Behr'in, oğlum Osman. Memnun oldum. Siz nereden çağırdım merak ediyorsunuzdur. Evet. Yeni açılacak olan trikotaj atölyemizde çalıştırmak üzere kadın işçiler arıyoruz. Bu atölye sizin olduğunuz bölgede olacak. Bu yüzden oralardan birilerini bulalım istedik. Sizi rahatsız etmemin sebebi de bu. Böyle bir işte çalışmayı ister misiniz? İsterim. İsterim tabii de... Ben daha önce böyle bir işte hiç çalışmadım. Mühim değil. Bizim usta işçilerimiz var. Kısa bir süre içerisinde sizi ve sizin gibi birçok kişiyi yetiştireceklerdir. Ne dersiniz? Bu iş için beni size... Ali mi söyledi? Kim? Ali. Ali Akarsu. Hayır, başka birisi. Kim? Hikmet Karcı. Hikmet Karcı. Buranın sahibi mi acaba Hikmet Karcı? Kimdir? Beni nereden bilir? Kimse kim be anne, Allah razı olsun diyelim. Bak ne güzel işim var artık. İyi oldu değil mi? Yeni iş mi bulduk anne? Bulduk ya, bulduk. Hayırlı olsun anneciğim. İnşallah çok iyi olur. İnşallah. Ben artık okula gideceğim. Tamam. Geldiğin için sağ ol kızım. Olası öyle. Hoşça kal anneciğim. Hoşça kal bir tane. Güle güle benim ablam. Osman.